Merhaba arkadaşlar. Bu kayıtta Birinci Dünya Savaşı'nı detaylarıyla ele alacağız. Kapasitedinle.com'dan indirebilirsiniz kayıtları. Ücretsiz olarak. Başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te başlıyor ama bazı bilgilerde 1 Ağustos 1914 yazıyor. Bu biraz çok önemli bir iki gün fark var. Yani Temmuz sonu Ağustos başında başlıyor. 3 Kasım 1914'te Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. 5 Kasım 1914'te İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. 11 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti İttifak Devletleri yanında 1. Dünya Savaşı'na giriyor. 20 Ocak 1915'te Mustafa Kemal Sofya'dayken 19. Tümen komutanlığına atanıyor. 19 Şubat'ta 19 Şubat 1915'te İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale'yi topa tutuyor. 25 Şubat 1915'te Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen Fransız ve İngilizlerin Çanakkale'yi topa, topa tutması üzerine Eceabat bölgesine gönderiliyor. 6 gün sonra yani 18 Mart 1915'te İstanbul'u ele geçirmek için Çanakkale Boğazı'na geçmeye çalışan İtilaf Devletleri'ne karşı 18 Mart Boğaz Muhaberesi zaferi kazanılıyor. 23 Mart 1915'te Limon Von Sanders deniliyor. Limon Von Sanders şeklinde yazılıyor. Çanakkale'yi savunmak için kurulan 5. Ordu Komutanlığı'na getiriliyor. Yani yabancı biri olması önemli. 25 Nisan 1915'te Çanakkale Boğazı'ndan geçmeleri engellenen itilaf Devletleri Seddülbahır ve Arıburnu'na asker çıkarıyor. Mustafa Kemal tümeniyle düşman birliklerini conk Bayırında durduruyor. 30 Nisan 1915'te 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e madalya veriliyor. Bir gün sonra 1 Mayıs 1915'te Mustafa Kemal Arıburnu grubu komutanlığını üstleniyor. 19. Tümen'in ilk hazırlıklı tarzı gerçekleşiyor. 10 Mayıs 1915'te Başkomutan Enver Paşa Mustafa Kemal'in bölgesini denetliyor ve takdirlerini bildiriyor. 17 Mayıs 1915'te Mustafa Kemal Arıburnu Bölgesi Komutanlığından ayrılıp 19. Tümen Komutanlığına dönüyor. Arıburnu Komutanlığını 1 Mayıs'ta durumun gereği olarak üstleniyor, 17 Mayıs'ta tekrar bırakıyor. 19. Tümene geri dönüyor. 24 Mayıs 1915'te Çanakkale'de bir günlük ateşkes anlaşması yapılıyor. 1 Haziran 1915'te Mustafa Kemal albaylığa yükseliyor. 8-9 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanıyor. Yani albaylığa yükseldikten 2 ay sonra. 9 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atıyor. 1. Anafartalar zaferi kazanılıyor. 10 Ağustos bir gün sonra 1915'te Mustafa Kemal Congpayır'a süngü hücumuyla önemli bir zafer daha kazanıyor. 17 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal Anafartalardan sonra Kireçtepe zafer kazanıyor. Kireçtepe'de Anafartalardan sonra. 19 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal 16. Ordu Komutan, Kol Ordu Komutanı oluyor. Anafartalar Grup Komutanı. 21 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal ikinci Anafartalar zaferini kazanıyor. 24 Ağustos 1915'te Başkomutan Enver Paşa Anafartalar grup bölgesini denetliyor. 27 Ağustos 1915'te Kayacık Ağalı Muharebesi gerçekleşiyor. 28 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal Anafartalar grubunda yeni düzenlemeler yapıyor. 10 Aralık 1915'te Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi'nden ayrılıyor 1915'in sonları. 19-20 Aralık 1915'te düşman birlikleri Arı Arıburnu ve Suğla'yı gizlice boşaltıyor. 9 Ocak 1916'da Müttefik kuvvetleri Seddülbahır'dan çekiliyor. 14 Ocak 1916'da Mustafa Kemal Edirne 16. Kolordu komutanlarına atanıyor. 16 Şubat 1916'da Ruslar Erzurum'u işgal ediyor. Bir ay sonra 3 Mart 1916'da Bitlis, Muş, Van ve Hakkari Ruslar tarafından işgal ediliyor. Bir 15 gün sonra 15 Mart 1916'da Mustafa Kemal Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılan 16. Kolordu komutanı olarak Doğu Cephesi'nde göreve başlıyor. 1 Nisan 1916'da Mustafa Kemal tüm general rütbesine yükseliyor. Buna Mirli Vağlı'a deniliyor rütbeye. 7-25 Nisan arası 1916'da Mustafa Kemal doğuda Rusların saldırısını püskürtüyor. 28 Nisan 1916'da Irak tepesindeki savaşlarda Kut'ül Amare bölgesinde 5 aydır kuşatma altında olan İngiliz birlikleri teslim oluyor. 7-8 Ağustos 1916'da Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri alıyor. 17 Kasım 1916'da 10. Türk Kolordusu Makedonya cephesine geliyor. 11 Aralık 1916 yani 1916'nın sonunda Manastır İtilaf Devletleri'nin eline geçiyor. 1917, 17 Şubat 1917 Mustafa Kemal Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanlığı'na atanıyor. 7 Mart 1917'de Mustafa Kemal Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutan Vekilliği'ne atanıyor. 11 Mart 1917'de İngilizler Bağdat'ı ele geçiriyor. 16 Mart 1917'de Mustafa Kemal Diyarbakır'daki 2. Ordu komutanlığına asil olarak atanıyor. 27 Haziran 1917'de Yunanistan İtilaf Devletleri yanında savaşa giriyor. Geç giriyor Yunanistan savaşa. 5 Temmuz 1917'de Mustafa Kemal Halep'teki 7. Ordu komutanlığına atanıyor. 17 Temmuz 1917'de Rus Çarı çıkan ayaklanmalar sonunda iktidardan çekiliyor. Sosyalistler Sovyet hükümetine kuruyor. Temmuz 1917. 9 Eylül 1917'de Avusturya Macaristan hükümeti Mustafa Kemal'e ikinci rütbe harp alameti askeri liyakat madalyasını veriyor. 20 Eylül 1917'de Mustafa Kemal 7. Ordu komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu İstanbul'a gönderiyor. 20 Eylül 1917 6 Ekim 1917'de Mustafa Kemal 7. Ordu komutanlığından istifa ettiğini bir yazı ile Enver Paşa'ya bildiriyor. 3 gün sonra 9 Ekim 1917'de Rusya'da yeni bir ayaklanma çıkıyor. Sosyalistler Bolşevik hükümetini devirerek 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyorlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruluyor. 15 Ekim 1917'de 7. Ordu Komutanlığından ayrılan Mustafa Kemal 2. Ordu Komutanı sıfatıyla izinli olarak İstanbul'a dönüyor. 9 Aralık 1917'de İngilizler Kudüs'ü işgal ediyor. 15 Aralık 1917'de Mustafa Kemal Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gidiyor. 16 Aralık 1917'de Mustafa Kemal'e 1. rütbeden Kılıçlı Mecidi nişanı veriliyor. 19 Şubat 1918'de Mustafa Kemal Alman İmparatoru tarafından 1. rütbeden Kılıçlı Jordan ve Prussu nişanı ile taltif ediliyor. 4 Temmuz 1918'de Vahdettin Paşa Vahattin, Veliaht Vahdettin Padişah oluyor 4 Temmuz 1918 7 Ağustos 1918'de Mustafa Kemal Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa atanıyor bir ay sonra Ve yine yaklaşık bir ay sonra 1 Eylül 1918'de 7. Ordu Komutanlığı'ndaki görevine başlıyor Mustafa Kemal 19 Eylül 1918'de Filistin cephesindeki Yıldırım Ordular grubu İngilizlerin taarruzunu dulduramıyor. İngilizler Suriye'ye doğru ilerliyorlar. 26 Eylül 1918'de 7. Ordu Şam doğrultusunda yürüyüşe geçiyor ve akşama doğru Dera bölgesinde toplanıyor. 29 Eylül 1919'da 18'de 7. Ordu Şam'ın güneyine çekiliyor. 29 Eylül 1918'de Bulgaristan Selanik Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekiliyor. 30 Eylül 1918'de bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubu 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın gözetiminde derlenip toplanıyor ve bundan bir gün sonra 1 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa bölge valileriyle danışma toplantısı yapıyor. 1 Ekim 1918 yine aynı tarih Beyrut bağımsızlığını ilan ediyor. 2 gün sonra 3 Ekim 1918 Yıldırım Ordular Grubu Halep'e doğru çekilmeye başlıyor. Aynı gün 3 Ekim 1918'de bölgedeki Arap halkı İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklanıyor. 4 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Halep'e getiriliyor. 5 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Paşa 7. Orduyu yeniden düzenlemeye başlıyor. Ve 3 gün sonra 8 Ekim 1918'de Talat Paşa kabinesi görevden çekiliyor. Aynı gün 8 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Paşa Arapların düşmanca hareket ve propagandalarına karşı yeni tedbirler alıyor. 11 Ekim 1918'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa görevinden affını istiyor. 14 Ekim 1918'de hükümet kurma görevi Ahmet İzzet Paşa'ya veriliyor. 14 Ekim 1918'de Fransız savaş gemileri İskenderun'u bombalıyor. 16 Ekim 1918'de 4. Ordu kaldırılıyor, 7. Ordu takviye ediliyor. 20 Ekim 1918'de İngiliz, Fransız ve Amerikan temsilcileri Laskiye'de geçici bir hükümet kuruyor. 26 Ekim 1918'de Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. Ordu birlikleri İngilizlerin taarruzunu Halep'in kuzeyinde durduruyor. 28 Ekim 1918'de yeniden düzenlenen Yıldırım Ordular Grubu Halep'in kuzeyine çevkiliyor. 30 Ekim 1918'de Yıldırım Ordular Grubu komutanı Maraşal Limon Van Sanders veda mektubu yayınlıyor. Ve aynı gün 30 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grup Komutanı oluyor. Yine aynı gün 30 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti için sona erdiren Mondros Mütakeresi Limni Adası'nda imzalanıyor. Biraz sonrasına da bakabiliriz direnişe kadar. 31 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkıyor. Mondros Mütakeresi yürürlüğe giriyor. 2 gün sonra 2 Kasım 1918'de Enver Talat ve Cemal Paşalar beraberindekilerle birlikte bir Alman gemisiyle yurttan ayrılıyorlar. Bir gün sonra 3 Kasım 1918'de İskenderun'a gelen bir İngiliz ve Fransız subayı İskenderun'a kuvvet çıkaracağını bildiriyor. Mustafa Kemal Paşa bunu reddediyor. 3 Kasım 1918'de Musul İngilizler tarafından işgal ediliyor. 4 Kasım 1918'de bir Fransız alayı uzun köprü Sirkeci Demiryolu'nu işgal ediyor. 5 Kasım 1918'de Kars'ta Kars İslam Şurası kuruluyor. 5 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendine kapatıyor. 5 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşması hakkındaki görüşlerini bir raporla başkomutanlığa bildiriyor. 7 Kasım 1918'de Yıldırım Ordular Grubu kaldırılıyor. Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezareti emrini alınıyor. 8 Kasım 1918'de Ahmet İzzet Paşa Sadrazamlıktan istifa ediyor. 9 Kasım 1918'de Çanakkale Boğazı'nın iki yakası İngilizlerce işgal ediliyor. Çanakkale'ye bir İngiliz müfrezesi çıkıyor. Daha sonra 20 Kasım'da Rumeli yakası Fransızlara devrediliyor. Devam edersek 9 Kasım 1918'de İngilizler İskenderun ve Antakya'ya asker çıkarıyor. 10 Kasım 1918. Mustafa Kemal Adana'dan trenle İstanbul'a hareket ediyor. 10 Kasım 1918'de İstanbul'da Garbi Trakya Cemiyeti kuruluyor. 11 Kasım 11 Kasım 1918'de Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine Tevfik Paşa yeni Osmanlı hükümetini kuruyor. Dikkat edersek Mondros'tan sonra hükümet değişimleri devam ediyor. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanmaları ile Yunan savaş gemileri İstanbul önünde demirliyor. 13 Kasım 1918'de aynı gün Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanları'nın kaldırılması üzerine İstanbul'a geliyor. 15 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Vahdettin ile görüşüyor. 21 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Fethi Bey yani Fethi Okyar ile birlikte Minber gazetesini çıkarıyor. Minber gazetesi Mondros'tan bir ay bile geçmeden sonra çıkıyor. 29 Kasım 1918'de Milli Kongre İstanbul'da toplanıyor. 30 Kasım 1918'de 1. Kars İs Milli İslam Şurası toplanıyor. 1 Aralık 1918'de Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyeti Osmaniye müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak geçiyor, kuruluyor. Urfa'da iki gün sonra Urfa'da müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. 3 Aralık 1918, 4 Aralık'ta Vilayet Şarkiye i Hukuk Cemiyeti İstanbul'da kuruluyor. 6 Aralık 1918'de İngilizler kilisi işgal ediyor. 7 Aralık 1918'de Fransızlar Antakya'yı işgal ediyor. 10 Aralık 1918'de Trabzon'da milli mücadele destekleyen İstikbal gazetesi yayın hayatına başlıyor. 10 Aralık 1918'de Trabzon'da bir yayın, İstikbal gazetesi Milli Mücadeleyi destekliyor. 11 Aralık 1918'de bir Fransız Ermeni taburu 4 yolu işgal ediyor. 17 Aralık 1918'de 1918'in sonları artık Tarsus, Ceyhan ve Adana Fransızlar tarafından işgal ediliyor. 19 Aralık 1918'de Bahçe, Islahiye, Hassa, Mamure ve Osmaniye Fransızlar tarafından işgal ediliyor. 19 Aralık 1918 işgallere karşı ilk direniş Hatay 4 yolda başlıyor. 2 gün sonra 21 Aralık 1918'de İstanbul'da Klikyalılar Cemiyeti kuruluyor. 21 Aralık 1918'de Meclisi Mebusan Padişah tarafından feshediliyor. 24 Aralık 1918 İngilizler Batum'u işgal ediyor. 24 Aralık 1918 ilk Yunan savaş gemisi İzmir açıklarında görülüyor. 26 Aralık 1918 ikinci ordu birlikleri Pozantya değin Adana'yı boşaltıyor. 27 Aralık 1918'de Pozantı işgal ediliyor ve 1919 yılı 2 Ocak 1919 Lord Curzon'un Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir yolundaki muhtırası açıklanıyor. 5 gün sonra 7 Ocak 1919'da İngilizler Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istiyor. 10 Ocak 1919'da Türk birlikleri Medine'yi teslim ediyor. 12 Ocak 1919'da İngilizler Kars'a girerek bazı mevkilere yerleşiyor. 13 Ocak 1919'da İstanbul'da 2. Tevfik Paşa Hükümeti kuruluyor. Tevfik Oktay. 14 Ocak 1919'da Hadımköy, Kuleli Burgaz demiryolu istasyonları Yunanlılarca işgal ediliyor. Daha sonra Şak Demiryolları Müdürlüğü de Fransızlarca işgal ediliyor. 15 Ocak 1919'da İngilizler Haydar Paşa Garını işgal ediyor. 17 Ocak 1919'da Kars'ta 2. İslam Şurası toplanıyor. 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplanıyor. 22 Ocak 1919 Türk kuvvetleri Batum'u boşaltıyor. 22 Ocak 1919 bir İngiliz birliği Konya'ya giriyor. 22 Ocak 1919 Hürriyet ve İtilaf Fırkası yeniden çalışmaya başlıyor. 26 Ocak 1919 Nurettin Paşa İzmir valisi olarak göreve başlıyor. 30 Ocak 1919 İttihat ve Terakki Fırkası'nın 27 üyesi divanı harbe veriliyor. 2 Ocak, pardon Şubat 1919. Venizelos Paris Paris Barış Konferansı'nda Ege Adaları'nın, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istiyor. 5 Şubat 1919 Meşrutiyetin ilanı üzerine 24 7 1919 1908'de kaldırılmış olan sansür yeniden İstanbul'da yürürlüğe konuluyor. Tabii 1922'de 4 Ekim 1922'de tekrar bu sansür kaldırılıyor. Yani 1908'de başlayan sansürün kaldırılması 11 yıl sonra 1919'da tekrar sansür başlıyor. 7 Şubat 1919'da İngiliz Maraşarı Albani İstanbul'a geliyor. 8 Şubat 1919'da bundan e, yaklaşık 3 ay önce İstanbul'a vapurla gelmiş olan Doğu Orduları Başkomutanı General Frank Desperay görkemli bir törenle İstanbul'a giriyor. 9 Şubat 1919'da Maraşal Albeni İstanbul hükümetine muhtıra veriyor. 12 Şubat 1919'da Trabzon Muhaf Muhafaza Muhafazayı Hukukud Milliye Cemiyeti kuruluyor. Milli anlamda muhafaza yine aynı konuda. Müdafaa hukuk yani. 14 Şubat 1919'da Nurettin Paşa 17. Kolordu Komutanlığı'na atanıyor. 19 Şubat 1919'da İstanbul'da Teali İslam cemiyeti kuruluyor. 19 Şubat 1919'da Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk cemiyeti kuruluyor. 22 Şubat 1919'da Maraş İngilizler tarafından işgal ediliyor. 1 Mart 1919'da Paris Konferansı'nda İngiliz ve Fransız delegeleri Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini öneriyor. 4 Mart 1919'da bir gün önce istifa eden Tevfik Paşa, Tevfik Oktay, hükümeti yerine Damat Ferit Paşa Hükümete geliyor. 6 Mart 1919'da İstanbul Rumları bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar gerçekleştiriyor. 7 Mart 1919'da Fransızlar Kozan'ı işgal ediyor. 8 Mart 1919'da Zonguldak ve Ereğli de Fransızlar tarafından işgal ediliyor. 13 Mart 1919'da Kazım Karabekir Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığı'na atanıyor. 14 Mart 1919'da Yunanlıların çıkarma planını İngiltere Başkanı Lloyd George, Fransız Başbakanı İtalya Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Paris'te kabul ediyorlar. Yani Yunanlıların çıkarma planı 14 Mart 1919'da İngiltere, Fransa, Amerika tarafından, İtalya tarafından kabul ediliyor. 15 Mart 1919'da İstanbul'da Arnavut Teavün Cemiyeti kuruluyor. 19 Mart 1919'da İzmirli bir heyet padişahla görüşüyor. Yine aynı gün 19 Mart 1919'dan Mustafa Kemal Erzurum'a örgütlenmeye aktar anlatan bir mektup gönderiyor. Dikkat edelim. 19 Mart 1919 19 Mayıs'tan önce 2 ay önce Atatürk Erzurum'a bir mektup gönderiyor. 24 Mart 1919'da İngilizler Urfa'yı işgal ediyor. 28 Mart 1919'da İtalyanlar Antalya'yı işgal ediyor. 30 Mart 1919'da İngilizler Merzifon'u işgal ediyor. 30 Mart 1919'da Damat Ferit Paşa İngiltere'nin himayesini sağlamak üzere bir proje veriyor. İngiliz Amirale. 10 Nisan 1919'da Boğazlıyan Kaymakamı İstanbul'da idam ediliyor. 13 Nisan 1919'da Kars İngilizler tarafından işgal ediliyor. 3 gün sonra 16 Nisan 1919'da Fransızlar Afyonkarahisar'ı işgal ediyor. 4 gün sonra Gürcü birlikleri Ardahan'a giriyor. 4 gün sonra ondan 4 gün sonra İtalyan askerleri Konya'ya giriyor. Ve 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi oluyor. 5 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a atan memri takvimi vakaide atan, yayınlanıyor. 5-6 Mayıs 1919'da İngiltere Başkanı Lloyd George Paris Barış Konferansı'da Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istiyor. 10 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali Paris'te itilaf devletlerince kararlaştırılıyor. 11 Mayıs 1919'da Ali Batı ayaklanması başlıyor. 14 Mayıs 1919'da Amiral İngiliz Amiral İzmir'in işgali için nota veriyor. 14 Mayıs 1919'da Genelkurmay Başkanlığı'na Cevat Paşa tanıyor. 14-15 Mayıs 1919'da İzmir yurtseverleri gece Yahudi Maşatlığı Parkı'nda toplanarak Reddi İlhak ilkesini kabul ediyorlar. Kurulan Reddi İlhak heyeti milliyesi halka bildiri yayınlıyor. 15 Mayıs 1919'da İzmir İtilaf Devletleri'nin desteğiyle Yunanlılar tarafından işgal ediliyor ve ilk silahlı direniş başlıyor.